TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Efendim, Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Bugün 7 Ağustos Cuma. Her cuma saat 15'te TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bu hafta eğitim teknolojinin geleceğini ve trendlerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğretim görevlisi, eğitim teknolojileri uzmanı ve eğitim teknoloji zirvesi koordinatörü Işıl Boy. Işıl Boy, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Yurt dışından da yeni geldiniz. Bu konularla alakalı çalışmalar yaptınız. Onları çok merakla dinleyeceğiz. Sizden sorularımız olacak ama öncesinde bizi destekleyen sponsorumuz TürkSat'ın Türkiye Gov.tr E-Devlet Kapısı'nı yöneten TürkSat'tan bir arkadaşımızı telefonla bağlıyoruz. Bize her hafta E-Devlet Kapısı'nın bir özelliğini anlatıyor. Hayatımızı kolaylaştıran E-Devlet Kapısı. Tuğan Bey hatta sanırım. Tuğan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah. Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız? Aslında geçen hafta bahsettiğimiz konunun bittiği bir durumdayız şu an. Yani geçen çarşamba sonu itibariyle, gün sonu itibariyle kayıt sistemimiz bitti. Üniversite kayıtları. Evet, aynen öyle. Bu hizmetimizde aslında bizi heyecanlandıran bir tablo da ortaya çıktı diyebiliriz. Şöyle, biz toplamda 514 bin kişinin kayıt yaptırabileceği bir ortamda 312 bin kişinin kayıt yaptırdığını gördük. Oo, bu aslında çok ciddi bir güven olduğu görülüyor. Artık insanlar, yani buna öğrenciler demek daha doğru olur, 18 yaşındaki insanlar devlete güveniyorlar, online ortama güveniyorlar. Bu büyük bir başarı bence. Evet. Şu an insanlar bulundukları yerden tek bir tıkla 5 saniye gibi bir süre içerisinde okullarına kaydolmuş durumdalar. 500 bin kişi kayıt olacaktı üniversitelere, 300 bini kayıt oldu. Yani neredeyse 5%, %70'e varan bir şey oranda. %60 oranı çok önemliydi. Biz şöyle, bu rakamda 180 bin kişinin, hani 500 bin kişi içindeki 180 bin kişinin kendi şehrinde bir üniversite kazandığını biliyoruz. Hani bu rakama çok yakın. Yani 180 bini çıkardığımızı düşünürsek bile aslında çok ciddi bir katılım olduğunu görmüş oluyoruz bir taraftan. Bu şunu gösteriyor bize, E-Devlet Kapısı birden çok bir hizmeti bir araya getirerek vatandaşın önünde yeni bir hizmetle ciddi bir katkı sağlamış oldu. Katma değeri yüksek bir hizmet sağlamış oldu. Vatandaş Milli Eğitim Bakanlığı ile uğraşmak zorunda kalmadı. Ne bileyim, askerlik, Milli Savunma Bakanlığı askerlik şubesi ile uğraşmak zorunda kalmadı. ÖSYM ile uğraşmak zorunda kalmadı. 5 saniye gibi bir sürede kaydını gerçekleştirdi. Artı ve şeye, internete olan güveni de, hani E-Devlet Kapısı'na olan güveni de gösteriyor bu. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Çok başarılı bence. Kesinlikle. Düşünsenize, Diyarbakır'daki bir kişi 2 günlüğüne İstanbul'a gitmek zorunda kalacaktı. Ve bir sürü masraf yapacaktı. Ama bunu yapmamış oldu yani bu durumda. Evet. Şu an devam ediyor biliyorsunuz. Normal yerinde kayıt konusu 3 ile 7 Ağustos arasında. Ya bunun yerinde gidip yapmak zorunda olan insanlar artık bundan çok mutlu bir şekilde. Biz düşünceleri alıyoruz. Twitter'dan, yani Facebook'tan takip ettiğimiz kadarıyla çok ciddi bir, yani çok teşekkür ederek dönüyor insanlar. Yani bu son haber de çok güzeldi. Geçen hafta devam ettiğini söylemiştiniz. 300 binde kapatılmış. Çok güzel bir gelişme. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi için. Haftaya yeni konuyla, yeni serviste beraber olacağız. Teşekkür ederim. Ben de İyi sohbetler, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şimdi yeni açan dinleyicilerimiz için hemen tekrarlayayım. Konuya girmek istiyorum çünkü çok merak ediyorum. Ayağın tozuyla Işıl Boy bizlerle eğitim teknolojinin geleceğini konuşuyoruz. Hemen gireyim. Geçen hafta yurt dışındaydınız. İsmini vermekte sakınca yok, hepimiz kullanıyoruz. Apple'ın eğitimlerindeydiniz bu konularla alakalı. Oradaki trend hemen oradan başladı mı canlı canlı böyle? Tabii. Ne gördünüz, ne hissettiniz, ne yaptınız? Yani aslında çok faydalı bir programdı. Eğer merak edenler varsa ade.apple.com'dan takip edebilirler. Eğitimciler
Apple seçkin eğitmen olmak için aslında başvuruyorlar. Her iki senede bir açılan bir program bu. Daha sonra herhangi bir yere gidip orada Apple'dan eğitim alıyorlar. Tabii Apple o yerleri belirliyor. Bizim orada yaptığımız şey aslında eğitim almakta. Aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden gelen eğitimciler neler yapıyorlar? Bu teknolojileri kendi sınıflarında nasıl kullanıyorlar? Onu paylaştık. Ve şey çok güzel. Sonuçta bir teknoloji var ama 1000 tane fikir var. Ve biz de orada böyle yeni fikirlerle ve çok da fazla ilham alarak döndük aslında. Var mı öyle ilham aldığınız bir şey bize söyleyebileceğiniz? Hani trendleri konuyu açmak bağında. Tabii çok vardı. Mesela hani drone uçurduk hani hep birlikte ve drone'u eğitmeni nasıl kullanırız onu konuştuk. Maker hareketinden mesela işte muz ile orada bir klavye oluşturduk ve onu klavye yerine kullandık. Muzdan klavye. Evet aynen yani maker hareketi çünkü aslında çok fazla artık hani Türkiye'de de çok güzel gelişmeleri takip eden bir hareket. Bunu da aslında Apple'da biz orada yapmış olduk. Daha başka robotlar nasıl kullanır bunu gördük. Robotları oluşturduk. Mesela hani orada robotu çeşitli derslerde, eğitimde hangi şekillerde kullanabiliriz bunları konuştuk. Çok farklı şekilde aslında yeni teknolojiler vardı ve biz de bunları bir oyun alanı yapmışlardı. Orada deneyimleme şansına sahip olduk ve çok da keyifliydi. Mesela drone'la ne yaptınız? Hani eğitime nasıl katkısı olabilir drone'la? Drone'u orada uçurduk. Aslında şimdi benim kendi alanıma geldiğim zaman çok da fazla bir şey bilmiyorum ama mesela matematik olabilir, daha başka fen olabilir. Onunla ilgili aslında hikaye bile yazabilirsiniz yani istediğiniz zaman. Bu aslında öğretmenin tamamıyla hayal gücüne kalmış bir şey. Yani tabii Apple hem de teknolojiyi çağrıştırıyor bize. Onu eğitimle entegre eden bir servisler veya eğitizin gibi eğitmenlerle Türkiye'de de çok fazla yok bildiğim kadarıyla bu seviyede Apple öğretmeni. Türkiye'de şu anda 8 kişiyiz biz. 8 aslında bunu görmek de çok keyifli. Evet hani orada da hani bunu şey yaptık. Ben de orada aynı zamanda bir sunum yaptım aslında öğretmen eğitim üzerine. Yaptığım en heyecanlı sunumu diyebilirim. Çünkü sadece 3 dakikanız var sunumu yapmak için. Yani normalde yarım saatlik bir konferansa hazırlanmak daha kolay ama 3 dakikaya hazırlanmak çok daha zor. Çünkü o 3 dakikada çok şeyi sığdırmak zorundasınız. Ama şu faydası var aslında. Daha kısa zamanda biz dünyanın farklı yerinden gelen öğretmenlerin neler yapmış olduğunu gördük. Bu da bizim için aslında çok fazla ilham verici bir deneyim oldu. Dünyayı görmüş oldunuz. Aynen. Türkiye eğitim teknolojilerinin konusunda kullanımı ve işte hani bundan sonrası ne aşamada hani dünyayı karşılaştırdığınızda çok iyi bir şey olmuştur sizin için. Bence çok ileriyiz. İleri miyiz? Çok ileriyiz. Yani çok da fazla o kadar yani mesela orada gördüğüm aslında birçok şey benim için yeni değildi. Çünkü Türkiye'de de konferanslara gittiğiniz zaman aslında şu anda hepsini takip edebiliyorsunuz. Bence teknoloji konusunda artık en son şeyi kullanıyoruz. Yani artık dün okuduğum bir yazı hatta yine öncesinde de bahsettiğim evde hologram bile yapma ile ilgili hani Türkiye'de bazı çalışmalar var. Daha fazla aslında diyecek bir şey yok bu konuda. Türkiye bence bu konuda gerçekten çok güzel ilerliyor ama tabii yaptığımız bazı yanlışlar var. Çünkü önce araca önem veriyoruz. Öğrenmeyi değil, önce donanıma önem veriyoruz. Halbuki oradaki onu kullanacak kişi öğretmen. Öğretmen eğitimi aslında hangi aracın kullanacağından çok daha önemli bence. Teknolojiye para yatırıyoruz. Eğitim sınıflarımızda, ortamlarımızda, binalarımızda. Ama onu kullanma noktasında mı eksiğimiz var? Onu mu demek istiyorsunuz? Onu doğru kullanma konusunda eksiğimiz var. Çünkü yani siz isterseniz en iyi aracı kullanın. Okulda işte internet çok iyi bir şekilde çeksin. Öğretmen onu faydalı bir şekilde kullanamıyorsa mesela bir tableti sadece sözlük yerine kullanıyorsa o zaman aslında çok da fazla bir şey gerçekleşmiş olmuyor yani burada. Hani öyle önemli olan iyi kullanması. Yani? Tableti sözlük olarak kullanan. Gördüm evet. Aynen. Onu da çok fazla yerde söylüyorum. Çünkü çok şaşırmıştım. Dedim ki o zaman bu kadar pahalı bir cihaz almaya gerek yok yani. Evet yani ben aslında kapıyı da açmış oldunuz oraya. Öğretmenlerimiz sonuçta hepimiz birer nesiliz. Teknolojide devamlı acayip gelişiyor. Kendini her zaman güncellemesi lazım. Nasıl takip edecek öğretmen? Teknolojiyi ki hem sınıfta kullanacak, kendi özümseyecek, öğrenciye verecek. Veya işte derslerinde bunu kullanacak. Nasıl yapması lazım? Ben sosyal medyadan takip ediyorum. Çünkü bana da bazen soruyorlar. Mesela Twitter bence bu konuda çok iyi bir araç. Oradan mesela hashtaglerden EGT eğitimi kısaltması onu takip edebilirler. En son EGT yayın hashtag ile bayağı bir şeyler paylaşıldı eğitimle ilgili onu takip edebilirler. Ben sizinizi takip ediyorum dijitalhayat.tv'yi. Aynı zamanda da etzakademi.com'dan biz de şu anda mesela hani hangi araçlar var bunu da eğitimde nasıl kullanabiliriz onları paylaştık. İsteyen varsa mesela evde hologram nasıl yapabilir? Sevgili Lami Aktaş'ın yazısını okuyabilir. Ya sizin da, kendi web sitenizde. Evet aynen. Uğur Mert'in mesela en son Apple Watch eğitim nasıl kullanılır? Onunla ilgili deneyim var. Yine Ebru Eren'in gelebilir teknolojilerle ilgili yazısı var. İsteyenler etzakademi.com'dan bununla ilgili bilgi edinebilirler. Ya aslında bir de konferanslar çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü ben bu bütün en son teknolojiyi
konferanslardan da takip edebiliyorum. O zaman madde madde gidebiliriz. Çok güzel şeyler söylediniz. Hı hı. Öğretmenler konferansları takip etmeli. Evet. Çeşitli blogları, siteleri takip etmeli. Bunları, bu teknolojileri görmeli. Hı hı. Ama herhalde bunun, bu bir okuryazarlık eğitimiyle olacak bir şey. Yani bunu bir kurumsallaştırsak, devlet okullarındaki öğretmenlerimiz, çünkü çok genç arkadaşlarımız da var. Yani ben orada biraz şüphelerim var. Hani işte Fatih Projesi örneğinde olduğu gibi büyük yatırımlar var ama muhafazakarlık veya işte çeşitli sıkıntılardan dolayı o cihazların, akıllı tahtaların, tabletlerin kullanılmaması gibi. Olumsuzlamak istemiyorum ama öğretmenlerin en kritik safı olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? Katılır mısınız bilmiyorum yani. Çok haklısınız. Zaten bütün yapılan araştırmalarda şunu söylüyor. Yani öğretmenin bu karar aşamasında ya da böyle direkt iyi bir eğitim almadan kullandığı teknoloji asla başarılı olamayacaktır diyor. Hı-hı. Çünkü dediğimiz gibi orada onu kullanacak kişi öğretmen burada ve öğretmen kötü bir deneyim yaşamışsa daha sonraki eğiticinin işi aslında çok daha zorlaşıyor. Çünkü hı-hı, benim yaptığım işte öğretmenlere eğitim vermek. Aynı zamanda İngiltere'de de Kent Üniversitesi'nde çalışıyorum ben. 4 senedir orada dünyanın farklı yerinden gelen öğretmenlere eğitim teknoloji eğitimleri veriyorum. Hem çok yorulduğum bir eğitim oluyor hem de çok şey öğrendiğim. Çünkü diğer ülkeler nasıl kullanılıyor? Hani o yüzden size diyorum, Türkiye gerçekten çok iyi bir durumda. Onu görmüş oluyorum ve hepimizde aslında aynı sorunlar var. Bazen de bunu görüyorsunuz. Yani ne kadar dünyanın farklı yerinde olsak da hani diğer öğretmenlerle yine aynı sorunları yaşıyoruz burada. Çünkü bu çok zor bir şey. Yani geçmişten bugüne baktığınız zaman da 1950'lerde televizyon kullanılıyordu. Öğretmenler televizyon kullanmak istemiyorlardı. Şimdi tablet kullanmak istemiyorlar. Hani aslında yeni teknoloji eski teknoloji gibi kullanılıyor. Bu da bir hata bence. O yüzden bu normal bir şey kitap gibi değil. Hani öğretmenin mutlaka pedagojik desteğe de ihtiyacı var. Yani sadece tablet buradan, projeksiyona işte giriş buradan diye bu şekilde aslında kolayca anlatılacak bir şey değil. Öğretmenin gerçekten bunu ben eğitime nasıl kullanırım diye böyle onunla beraber kafa yoracak ve bu şekilde eğitim alacak aslında bir desteğe ihtiyacı var. Sizi de bu konuda takip edebilirim Twitter'dan, sanırım sitenizden de takip edebilirim. Evet. Artı sizin eğitim teknoloji zirvesi diye bir oluşumuz var. 3 sene mi oldu? Ben de takip ettim. Bu sene üçüncüsü olacak. Üçüncüsü olacak. Hı-hı. Siz de onun koordinatörünü, belki her şeyini siz yapıyorsunuz A'dan Z'ye. Hep bu konular konuşuluyor sanırım. Biraz hani ETZ'yi konuşalım mı? Tabii. Aslında her şeyini ben yapıyorum diyemem. Çünkü çok güzel bir ekip var bende beraber çalışan. ETZ yani eğitim teknoloji zirvesi.com'dan da görebilirler. Evet. Çünkü onların sayesinde yani gerçekten çok severek çalışan bir ekip var. Hatta bana diyorlar. Hatta şimdi sizden sonra bile toplanacağız yani. Hani çünkü o kadar fazla istiyoruz ki biz iyi bir şey yapmayı bu konuda. Bizim buradaki amacımız aslında yeni gelişmeleri. Yani eğitim teknolojileri nereye gidiyor? Öğretmenler neler kullanabilir? Hangi hatalar yapılıyor? Nasıl daha iyi kullanabiliriz? Bunu konuşmak ve öğretmenlere ilham vermek aslında. En önemli şeyimiz bu. İsteğimiz senede bir kere bu. Mi yapılıyor? Bu senede bir kere yapıyoruz. Evet, çünkü çok büyük oluyor. Bu sene yine her zamanki mesela işte ilk sene 1000 kişiyle başladık. Geçen sene 1000'i aştık. Bu sene yine daha fazla aşarak devam etmek istiyoruz. Hmm. Bu sene yine hedefimiz benim özellikle isteğim işte iş dünyası, medyayı ve eğitimi bir araya getirmek. Yani çünkü bize bu cihazları yapan insanlarla aslında bizim bence konuşmamız gerekiyor. Onların bizim ihtiyaçlarımızı bilmemiz gerekiyor. Medyanın mesaisinde orada deseniz vardı. Çok çok teşekkürler. Hani medyanın da bir şekilde bize yardımcı olması gerekiyor ki biz öğretmenler kendimizi orada yalnız hissetmeyelim diye. Bizim amacımız aslında kısacası gerçekten hani biz bunu nasıl daha iyi kullanabiliriz ve hangi gelişmeler var bunu öğretmenlere aktarmak. Takipte olacağız gene. Yani biz takip edeceğiz, haberleştireceğiz onu, emin olabilirsiniz. Bunu nasıl takip edebilir? Hani burada dokümanlar var mı? ETZ'nin bir web sitesi var mı? Tabii eğitimteknolojizirvesi.com'dan tamam. Takip edebilirler. Orada hem konferansla veya etkinlikle alakalı bilgiler var. Artı geçmiş senelere ait hani bir öğretmen açıp oradan bazı bilgilere ulaşabilir mi? Ne yapmak lazım? Tabii orada mesela 2014'te yaptığımız birçok mesela videolar var. Hani gidip oradan video izleyebilirler. Şu anda da yine hani bazı şeyleri yine internet sitesine koyduk. Oradan tabii bazı konuşmacıların izni var, bazılarının izni yok. İzin verenlerin ikisini biz o siteye de koyduk. Tabii YouTube'a yüklüyoruz oradan ki öğretmenler faydalansınlar diye. Bir de hologramla giriş yapmıştık bizim. Aslında en dikkat çeken evet, noktamız dikkat o olmuştu. Çekmiştik. İlk sene Einstein'ı konuk ettik. İkinci sene Grambel'i. Bu sene daha farklı bir şey istiyorum. Yani çünkü hani hep aynı tekrar olması çok iyi bir şey değil. Yani hologramla başlamak güzel bir şey. Çünkü adı üzerine eğitim teknolojisi zirvesi. Biz artık aynı şeylerden çok sıkıldık. Hani klasik gidiyorsunuz bir
yere oturuyorsunuz, birisi gelip size anlatıyor, birazcık bunu değiştirmek lazım diye biz son teknolojiyi kullandık. Şimdi inşallah onu bir adım daha ileriye götürerek daha keyifli bir açılış yapacağız. Çünkü kim gelecek holograma? Onu şu an söyleyemem ama geçen sene biz seyirciye sormuştuk oradan, böyle hani gerçekten hani kim ister diye öyle bir anket yapmıştık. Gramber çıktı. Buradan bu sene de yine öyle bir şey yapacağız. Siz o karar verdiğiniz zaman biz de buradan dinleyicilerimize soralım. Seve seve, çok iyi olur. Böyle bir hani etkileşim yapmış oluruz. Çok iyi olur. Dönüşlere göre destek olmuş oluruz. Tamam, çok öyle iyi şey olur. Yapalım. Ne zaman tarihleri? Mart'ın ilk haftası olarak düşünüyoruz. Yani ya birinci ya da ikinci haftası, şu anda net değil. 2016 Mart'ta yapacağız. Mart iyi bir tarih oluyor. Çünkü ilk sene Mayıs'ın sonunda yaptık. Çok zordu. Bütün finaller dönemine denk geldiği için hani benim için de zor. Çünkü ben bir doktor öğrencisiyim aynı zamanda. Hani bazı sorumluluklarım da var. Mart'ın ilk haftası gibi yapmayı düşünüyoruz bu senede. Tamam, takipte olacağız. Bu ETZ'yi de konuştuktan sonra aslında bu konuyla alakalı ben işte teknolojiyi haber yapıyoruz. Hayatımız etkilerini konuşuyoruz. Öğrenci ve öğretmen bakımından hani buluştukları sınıf ortamlarının geleceğini öğrenmek istiyorum. Yani uzaktan eğitim bir ara çok hani konuşuluyordu. Bir ara hatta haberlerde de çıktı. Tamamen teknolojisiz bir sınıf olsun. İşte teknolojiden uzak duralım. Hatta bu yurt dışında işte Silikon Vadisi'ndeki bazı şirketlerin sahiplerinin çocukları ilkokul çağında teknolojiden uzak tutuyorlarmış. Şimdi böyle bir sürü şehir efsanesi veya gerçek bir sürü şey var. Geleceğini nasıl görüyorsunuz sınıf ortamlarını, yani öğretmenle öğrenciyi buluşturan ortamların? Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Ben yüksek lisansımı uzaktan yaptım. Hani şu anda da mesela işte doktoramı normal yüz yüze yapıyorum. Hani ikisi arasında fark görüyor musun derseniz çok çok az bir şey var. Hani çünkü uzaktan eğitime de gerçekten çok inanıyorum ben. Hani belki lisans seviyesinde tam emin değilim ama yüksek lisans seviyesinde. Çünkü artık belli bir aşamaya gelmiş oluyorsunuz. Dünya oraya mı gidiyor? Bence oraya gidiyor. Çünkü benim için çok faydalıydı. Yani hiçbir zorluk çekmedim uzaktan eğitimde. Normalde İngiltere'ye gitsem o bir senede biterdi ama uzaktan o zaman 3 senede sürüyor. Ama öğretmenlerden çok iyi destek aldım. Yani bütün kaynaklar çok çok iyiydi. Zaten çok hani köklü bir üniversite olduğu için Manchester Üniversitesi, her şey çok iyi programlanmıştı. Akademik hayatımda benim verdiğim en iyi karardı yani. Beni zaten çok bütün o yönümü değiştiren de bir karar oldu aslında o da. Ben de aslında uzaktan eğitime inanıyorum. İleride çok daha fazla olacak. Bir de bu MOOC'lar var. Hani kitlesel online işte normal. Nedir o, bilmiyorsun onu. MOOC'lar demek çeşitli üniversitelerin sunduğu çeşitli sertifika programları var. Siz istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili, mesela Coursera.org var, Udemy siteleri var. Onlardan herhangi bir ders alabilirsiniz. Diyelim ki hani bilgisayar bilimiyle ilgili alabilirsiniz. Ya da belki işte insanlar nasıl öğrenirle ilgili bir ders alabilirsiniz. Oyunlaştırma var. O çok mesela şu anda çok popüler bir kurs. Ve aynı zamanda isterseniz çok cüzi bir ücret karşılığında o üniversitenin sertifikasına sahip olabilirsiniz. Şimdi şunu düşünün. Bir öğrenci için bu muhteşem bir fırsat. Yani evinde oturuyor, Stanford Üniversitesi'nde oyunlaşma kursu alıyor ve daha sonra üniversitenin sertifikasını alıyor aynı zamanda. Bunların çok daha fazla artacağını düşünüyorum ben gelecekte. Eğitim teknoloji yönünün sınıf içi değil, artık herkesin ofisinden veya evinden bağlanarak bir mecrada buluşması olarak mı evriliyor? Oraya doğru mu gidiyor? Yani oraya doğru da gidiyor. Bir de sinir bilim de çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani çünkü hani beynimiz nasıl çalışıyor, bu önemli. Yani önemli olan teknoloji odaklı bir öğretim değil, öğrenme odaklı bir öğretim. Yani hani insanlar nasıl iyi öğrenir, bunu araştırmamız lazım. Hani o bakımdan da bence sinir bilim de takip etmemiz gerekiyor. Hani insanın tam beynin öğrenme açık olduğu zamanlar hangi zamanlardır? Ve bu zamanlarda belki siz de öğrenirsiniz. Hani o yüzden de yani bizim belki sabahleyin çok iyi öğrenemiyorsunuz ama okul ortamlarında 9-5 oturmak zorundasınız. Evet, hani benim şu anda tabletlerin eğitime kullanılmasını en çok desteklediğim bir sebebi de öğretmen, yani öğrenci direkt tahtasında, yani normal hani sırasında bağlı kalmıyor. Gidip dışarıda da öğrenebiliyor, sınıf içerisinde de hareketli bir şekilde öğrenebiliyor. Çünkü öğrencinin dikkatini toplamak çok zor. Teknoloji yüzünden şu an öğretmenlerin en çok aslında zorlandığı şey bu. Ama yine teknoloji sayesinde de dersi ilginç hale getirmek, oyunlaştırmayı kullanmak, çeşitli oyunlardan yararlanmak, çeşitli araçları kullanmak bütün sınıf ortamını aslında değiştiriyor. Çünkü ben de bir öğretmen olarak üniversite ortamında bunu görüyorum. Yani kullandığım zaman sınıftaki o dinamik çok değişiyor. Şimdi çok fazla hani oyunlardan falan bahsediyorsunuz. Tek bu eğitimde oyunun çok önemli bir yeri var anladığım kadarıyla. Yani sizden de hissediyorum onu. Bu konuda ne dersiniz? Aslında oyunu kim sevmez ki diyorum. Yani bütün çocuklar hani çocukluğumuzdan beri en çok oyunu
seviyorduk ve ilk yani ilkokulda da aslında hani öğretmen hani oyun oynayacağız dediği zaman bütün sınıfı bir neşe kaplardı. Şu anda da yine böyle. Aslında oyunları eğitim amaçlı kullanıyoruz. Ya bu şekilde öğrenci farkında olmadan öğreniyor. Bu çok önemli. Hem de aslında oradan keyif alıyor. Bazı araçlar var. Ben sınıfımda kullanıyorum ve hani acaba diyorum ki öğrenciler ne zaman bundan bakacak? Hiçbir zaman bıkmıyorlar. Yani hocam biz yine istiyoruz diyorlar. Mesela bunu. Örnek verebilir misiniz? Kahoot diye bir araç var mesela çok fazla hani kullanmayı sevdiğim. Quizet diye araçlar var. Yine hani İngilizce öğretimde de kullandığım. Tabii herkeste bir tablet olacak değil mi? Tablet yani. Olması şart değil. Bilgisayarla da olabilir. Yani ya da mesela hani Plickers diye bir uygulama var. Öğrencinin tablet olmasına gerek yok. Sadece öğretmende bir tane tablet olsa daha önceden mesela evde ya da bilgisayarını hazırlasa onu direkt sınıfına kullanabilir. Oyunlar var. Sınıf ortamını konuştuk. Bir de giyilebilir teknolojiler belki. Mesela kolunuzda bir Apple saat görüyorum. Evet. Bunun teknoloji şey eğitime nasıl hani mobilite kavramı hep yanınızda bir şey taşıyorsunuz. Cebinizde kolunuzda gözlük olacak, ayakkabı belki. Bu eğitime bunun hani bu konuda ne dersiniz? Aslında bu her yerde öğrenmeyi kolaylaştırıyor yani. Çünkü artık hani bir şey taşımanıza bile gerek yok. Bunu giyiyorsunuz. Bu saat sayesinde ben ileride mesela hani birçok uygulamanın da geleceğini düşünüyorum. Mesela İngilizce öğretimle ilgili. Belki hiç telefona ihtiyaç duymadan saatinizden hani bir yerde bir durakta otobüs beklerken hani bir yerde arkadaşınızı beklerken öğrenme imkanına sahip olacaksınız. Hı-hı. Hani tabletler, telefonlar da şu an onu pratik kullanıyor. Pratik olarak kullandığınız bir şey var mesela? Hemen soralım hayatınızı. Ben mesela aktivite benim çok önemli. Çok fazla spor yapan bir insan değil. Çünkü o mesela bazen uyarı veriyor. Hani işte uzun süre oturduğumuzda hani kalk uyarısı veriyor. O çok keyifli bir şey benim için. E-mailime direkt burada ulaşabiliyorum. O da çok iyi. Twitter ve Instagram'a yine aynı şekilde buradan erişebiliyorum. Aynı zamanda retweet yapabiliyorsunuz. Hı-hı. Hani bu gibi özellikler çok şu anda keyifli. Bir de Uğur Mert'in dediğim gibi yazısı var şu an. Çok detaylı. Onu mutlaka bakış yapalım. etzakademi.com'da Apple Watch ile ilgili bir saatten fazlası diye. O da çok güzel anlatmış. O da matematik öğretmeni. Hı-hı. Ve çok yaratıcı bir öğretmen. Hatta işte geçenlerde Emre Fırat yine matematik öğretmeniyle beraber konuşuyorlardı. Onlar hologramı matematikle birleştirme üzerine bir projeleri de olacak onların aynı zamanda. Aslında girmiş de oldunuz. Ben sormak da istiyordum. Sosyal medyanın özellikle Periskop, Twitter, canlı yayın platformları eğitime nasıl katkısı olacak veya anti katkısı mı olacak? Yani mesela Twitter benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Ben bunu söylüyorum çok fazla. Çünkü ben yüksek lisans programını oradan gördüm. Hani böyle bir işte Manchester Üniversitesi uzaktan eğitim teknoloji yüksek lisansı varmış diye oradan gördüm. Hocamı oradan buldum. Twitter'dan mı? Evet yine oradan buldum yani Twitter'dan bir arkadaşım bir biyografisini de görmüştüm oradan ondan sonra. Hocamı oradan buldum. Ona oradan sorular sordum. Yine mesela şu anda işte Apple'ın eğitimleri devam ediyor hala şu anda. Mesela eğer isteyenler olursa hani neler konuşuluyor diye ADE 2015 hashtaginden takip edebilirler. ADE 2015. Evet. İngilizce mi? A, D ve E. Adana, Diyarbakır, Elazığ gibi. Konuşulanlar İngilizce mi? Evet tabii. Oradan İngilizce şeyleri takip edebilirsiler. Bizim hani geçen haftalarda attığımız Türkçe tweetler de vardı. Oradan da yine hangi sunumlar var, neler yapılıyor. Yani aslında Twitter çok iyi bir kaynak diye düşünüyorum. Periskop da şu an çok iyi. Geçen mesela bir yerde bir konferans vardı. Keşke orada olsaydım diye dedim. Ondan sonra hocam da sağ olsun direkt Periskop'u açtı canlı yayında. Ben orada izleyebildim o konuşmayı evden. Süper. Demek yani ki çok katkısı olacak. Buradan da öğretmenlerimize mutlaka Twitter, LinkedIn, Facebook gibi özellikle Twitter takip etmesini belki de önereceksiniz. Yani bazı öğretmenlerimiz bu konuda şey muhafazakar davranıyor. Boşa vakit vesaire diye düşünüyor. Hı hı. Aslında şu var, siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani illaki de onu bütün gün Twitter'a bakmak zorunda değilsiniz. Hani zaten Twitter'da EGT diye aradığınızı ya da hani mesela beni de takip edebilirler Işıl Boy. Oradan da zaten hemen soralım Twitter adı Işıl Boy. Işıl Boy evet tamam. İsmini soyadım. Oradan da direkt takip edebilirler. Çünkü öğretmenlerin takip ettiği şeyler çok faydalı. Google'da aramaktansa şu faydalı çünkü bir öğretmen bir araç sunuyor. Siz hiç beklemediğiniz zaman bir şey öğrenebiliyorsunuz. Ve direkt ona dönüp soru sorabiliyorsunuz. Ben bunu kullandım ama böyle sıkıntılar çıktı. Sende de aynı şey oldu mu diye. Veya çok faydalıydı, çok teşekkürler diye bir şey de yazabiliyorsunuz. Aslında direkt hani daha interaktif bir öğrenme olmuş oluyor bu şekilde. Süper. Mutlaka hani buradan dinleyicilerimize, öğretmenlere, öğretmen adaylarına, bu konuya meraklı olanlara Işıl Boy'u takip etmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu. Eğitim teknolojinin geleceğini konuştuk. Apple'ı konuştuk. Hani çünkü çok ciddi bir kırılım yarattı dünyamıza. Dünyayı ve Türkiye'yi konuştuk. Ve örnekler verdik. Giyilebilir teknolojiler, sosyal medya vesaire. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Türk Saat dijital hayatı sundu.